Çocuklar için hep birlikte mücadele ediyoruz. Kaybetmekten korkanlar değil, mücadele edenler kazanır diyoruz. Çocuğum dedi ki, öğretmenim ya çıkarsa? Bu da bir ülkenin istikbal mücadelesidir. Ve biz çocuklarımız için bu mücadeleyi kanımızın son damlasına kadar vereceğiz. Artık burası sizin, bu cim sizin ve çocuklar için sizleri mücadeleye çağırıyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Merhabalar, İzmir'deyiz, UCİM'in önleme merkezindeyiz. Saadet öğretmenle beraberiz. Kendisi Cesur Kadın Hareketi'nin baş isimlerinden bir tanesi benim için. Sizle tanıştığım için çok mutluyum. Bir araya geldiğim için, sizin davanıza ortak olmama, katılmama izin verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biraz kendinizi anlatır mısınız? Ben teşekkür ediyorum. Hatta bugün bir paylaşım yaptım. Bizim süper kahramanlara ihtiyacımız yok aslında, pelerinlerimiz, kalbimiz dedim. Siz de çıktınız, geldiniz. Hepimiz bir aslında bu konuda bir görevliyiz. Ve çocuklara dokunmaya çalışıyoruz. Ailemize hoş geldiniz diyorum öncelikle. Hoş bulduk. Saadet öğretmen aslında hep 5 yaşındaki halini hatırlıyor. Babam beni böyle aslan kızım diye severdi. İzmirliyim ben. 5 yaşında yüzmeyi bilmezken İzmir'de denize atladığımda annemin işte boğulacak diye çığlığını, bir de üzerine benim kızım yüzer dediği o günü hatırlıyorum. Bir misyon yüklemiş o andan itibaren. Yani o işte o babanın aslan kızı, o yürekli çocuk. Ve eğitim hayatımda aslında o 5 yaşla başladı. Saadet'in öyküsü o şekildeydi. Mutlu bir çocuktum. Birçoğuna göre de polyanacı falan derlerdi. Hı-hı. İş hayatına başladım. Üniversiteyi bitirdiğinizde dünyayı kurtaracağınızı zannediyorsunuz. Ama insanlar tek tip olmuş. Ne olmuş bu insanlara? Neden mutluluklarını kaybetmiş? Dediğiniz yerde bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz. Ben hayatımı 35 yaşında değiştirdim. Yani bir kamu kurumundaydım. Her şey istediğim gibiydi aslında. Yani birçok kişiye göre istenildiği gibiydi. Ama benim istediğim gibi değildi. Ben öğretmenim. Bir mesleğim daha var. İletişim mezunuyum ayrıca. Öğretmenliğe başlamak istedim. Ve Saadet Özkan aslında hayatını orada değiştirdi. Bir köy okulu istedim. Hayal ettim. Yani bir an önce işte İzmir'de, Çeşme'deydim. Geri dönelim, ben müracaat yapacağım dedim. Büyük bir heyecandı o. İkna çabalarım başladı. Sonra ücretli öğretmenlikte torpil falan döndüğünü öğrendim. Ya dedim, burada da mı torpil dönüyormuş? İnanamadım. Belgelerimi verdim, haber bekledim. Ve Saadet Özkan o köy okuluna, o Menderes'teki köy okuluna gitti. Ben asıl o zaman Saadet Özkan oldum. Köy çocuklarını gördüm. Kapıda beni böyle büyük bir heyecanla karşılamışlardı, küçücük küçücük. İçeriye girerkenki heyecanım, o duygum, o sonsuzluğa erişmek gibi bir şeydi. O köy okuluna gideceğimde sadece köy şiirleri falan yazacağımı düşündüm. Ama o köy okuluna gittiğimde ben sobada yakmayı öğrendim, duvarları boyamayı öğrendim. Çocukların ısınmak için odun taşıdıklarını gördüm. Ve o çocukların okumak için verdiği çabayı da gördüm. Ama bir cinsel istismarcının çocuklarımın hayatına gireceğini, onlara zarar vereceğini hiç düşünmezdim. Meslektaşım olamayacak, bizim öğretmenlik mesleğine yakışmayacak sinsi bir alçağın aslında çocuklarımın hayatına zarar verdiğini de fark ettim. Ben işte o zaman orada başladı. Evet, bir Saadet insan öğretmen oldum. İşte orada Saadet öğretmen oldum. Nasıl fark ettiniz bu süreci? Biraz anlatabilir misiniz? Nasıl gerçekleşti? Birleştirilmiş sınıf düzenini çoğu kişi bilmez. Yani köylerde çocuklar aslında taşımalı eğitim olmayan yerlerde birleştirilmiş sınıfta birinci sınıflar, ikinci sınıflar hepsi bir arada eğitim alırlar. Fakat bendeki çocuklar mezun olup o tarafa gittiklerinde, karşı sınıfa geçtiklerinde, Birleştirilmiş sınıfa geçtiklerinde benim o böyle bucur bucur neşeli kendini ifade eden çocuklarımın
şarkı söylemediklerini fark ettim. Sınıfın kapılarını ısrarla kapatıyordu. Çocuklarım bana kapının aralığından bakıyorlardı ama içlerine kapanmıştı. Özellikle çok uğraştığım bir çocuğum vardı. Yani işte babadan şiddet gören bir çocuktu. Ve ben aileye gitmiştim, babayla görüşmüştüm, çocuğu toparlamıştık. Gerçekten babanın değişimini görmüştüm, çocuğuna sahip çıkmaya çalışmıştı. İşte dedim hayat koşulları çok zor ama bir başkası çocuğuna bir fiske tokat atsa dayanabilir misin? Dayanamam hocam, öldürürüm ama sen bunu yaparsan ileride çocuğun konuşamayacak. O kadar böyle kıymetli çalışmalardı bunlar. Yani benim köyümde orası artık. Çok sahiplenmiştim orayı. Sınıfa bir gün girdiğimde çocuklardan ikisini göremedim sınıfta. Nerede dedim. Bir lojman vardı. Lojman çok yakındı. Çalı çırpı arasından böyle gidilen bir yol. Oraya doğru dedi ki öğretmenim evi temizletmeye götürdü. Zaten orada böyle bir nefes alamadım. Çok böyle tuhaf, bir düzen var mı? Çocuklara böyle bir düzen böyle olamaz. O yüzden hemen oraya doğru yöneldiğimde geç kalmıştım zamanda. Çocuklar geliyordu. Ne yapıyorsunuz dedim. Çocuklar yüzleri önlerindeydi. Döndü. Evimi kapının önünü temizletiyordum. Çocukları dedim siz eğitimden alıp kapının önünü temizletemezsiniz. Böyle bir hakkınız yok. Bu bir suç. Böyle bir şey yapamazsınız. Verirsiniz parasını, bir yardımcı kadından destek alırsınız. Bir daha çocukları okul ortamından alıp oraya götürmeyin hocam dedim. Çok böyle olayı yatıştırmaya çalıştığını fark ettim ama üstünü kapatmaya. Tabii yüreğimin burasında bir şey oldu o andan itibaren. Zaten o andan itibaren gözleme konunun başladınız. Üstüne gitmeye başladım. Araştırmalarıma başladım. Ama çocuklarla aramda çok büyük bir duvar örmüştüm. O duvarı yıkmam gerekiyordu. Yasalara göre tespit ettiğiniz çocuk kadarını kurtarabiliyorsunuz. Yani bu hani biz izliyoruz ya Hollywood filmlerinde falan, sosyal hizmet uzmanları geliyor, çocukların hepsini alıyor, ruh sağlıklarını düzeltiyor, tespit ediyor. Böyle bir şey yok. Siz kaç çocuğu iletiyorsanız adli mercilere, o kadar çocuk. Gidip derin bir araştırma sistemimiz yok. Bizde ihtisaslaşma denilen konu yok. İhtisas mahkemelerimiz yok. Çocuklar İşte bir uyuşturucu dosyasıyla, bir cinayet dosyasıyla aynı yerde aslında bir dosya kapsamı gibi gözüküyorlar. Yani bizim... Buna ayrılmış özel bir birim mi yok? Yok. Maruz kalmış çocuklarımız için ihtisas mahkemelerimiz yok. O çocuklar gerçekten örseleniyorlar ve ben bunu aslında yaşayarak öğrenmiş biriyim. Yani bütün bu çileleri görmüş biriyim. Çocuklarıma yanlış giden bir durum olduğunu fark ettim ben ve incelemeye başladım. Ve 8-9,5 metrekare bir müdür odası vardı. Yine bir gün gittiğimde işte çocuklar orada olmadığı için ben o müdür kapısını çalıyordum. Açılması zaman alıyordu. Her gittiğimde 8-9 çocuk, kız çocukları adamın arkasında. Ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Kapıyı açamıyorsun diyordu bana. Sanki hani kapı bozuk ben açamıyorum. Gerizekalı muamelesi gibi bir şeydi ama ben ne olduğunu, gerçeğin kendisine ulaşmak istiyordum. Benim tek bir silahım vardı aslında orada, tahta kalemim. Yani hep o kalem bitti diye oraya giriyordum. Ve ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. O kapının topuzunu bozmaya karar verdim. Çünkü içeride yanlış giden bir şey vardı. Orayı böyle bir tornavidayla, tokayla böyle bozdum. Yani kapıyı işlemez hale getirdim. Ne olduğunu bilmem gerekiyordu ve biz öğretmenlere hiçbir şekilde cinsel istismarı nasıl ortaya çıkaracağımıza dair eğitim vermediler. Oraya girdiğimde çocuklar yoktu, bir rahatladım. Sonra masanın aralığında şöyle bir aralık vardı, bir eğildim. İki çocuk adamın ayaklarının altındaydı. Dedim, ne oluyor çocuklar dedim. Biz oyun oynuyoruz dedi. Ne oyunu dedim, gıdıklama oyunu dedi. O an anladım. Edepsiz bunlar dedi. Dedim öğretmenim böyle oyun olmaz. Çocuklar böyle oyun olmaz dedim. Çıktılar. Tedirgindi çocuklar. Onu rahatlattım. Dedim ki öğretmenim böyle bir oyun oynamayın. Ne olduğunu artık hissetmiştim. Anlamıştım. Biraz zaman geçirdim. Parka gittim çocukların oyun oynadığı yere. Dedim ben bu oyunu çok merak ediyorum. Bana da öğretin bu oyunu çocuklar. Öğretmenim bizi gıdıklıyor ama çocuklar anlatamadı. Ve tedirgindiler, aralıktan bize bakıyordu. Bakıyor dedi çocuk ve orada anladım. Bekledim. Onu 25 geçe oradan
çıkıp lojmanına koşa koşa kendini tatmin etmeye gittiğini de anlamıştım. Ve kapıyı topuzunu nasıl tamir etmek için çekiçle vurduğunu da çok iyi hatırlıyorum. Kırmızı bir çekiçti. Ona öyle bir vuruşu vardı ki sanki çocukların kafasına vurur gibiydi. Hatta ben gittikten sonra o kapıyı hanginiz bozdu dediğinde çocuklar benim kapıyı bozduğumu görmüşler. Saadet öğretmen bizi kurtaracak demişler. Çocuklarımın enselerine kitapla vurmuş. Ben bunların hepsini sonradan öğrendim. Ve biliyordu onlar benim onları kurtaracağımı. Çocuklarıma iyi sevmek ve kötü sevmeyi anlattım. Hepsini topladım. O gün gittiğinde, 10.30'da gittiğinde bir zamanımız vardı bizim. O zamanı doğru kullanmam lazımdı. İyi sevmek müthiştir. Annemizin saçımızı okşaması, kendimizi çok kıymetli hissederiz. Çocukların hepsi böyle bir rahatladılar, pamuk gibi oldular. Yüzlerinde böyle o müthiş bir şey vardı, hal vardı. Sonra arkasından bir de kötü sevmek var dedim. Bakın dedim, aramızda bu sır kalsın diyen birisi varsa bu kötü sevmektir. Bize çikolata veriyorsa, şeker veriyorsa ya da bizi tehdit ediyorsa bunu bizim güvendiğimiz birine anlatmamız lazım. O kişi susuyorsa öğretmenlerimiz bizi korur mu dedi. Korur dedim, çocuklar, öğretmenler bizi korumak için var. Ve benim erkek öğrencilerimden biri bağıra bağıra 19 Mayıs şiirini okumaya başladı. İstismarcı kapının aralığından bize bakıyordu ve çocukların beni korumak için şiir okudular. Dedi ki, ne yapıyorsunuz? Biz dedim, 19 Mayıs kutluyoruz. Dedi ki, yasaklandı maden işçileri nedeniyle. Biz aramızda kutluyoruz dedim. Çıkın çocuklar dedi. Çıktı. Kızlarımdan birine size ne anlattı dedi. Oyun oynadık dedi. Tamam dedim. Artık sizin tarafınızda var. Artık tamam dedim. Çocuklar ne yaşadıklarını anladılar dedim. Okula cuma günü gittim. Dünyanın en güzel çocuğu. O bir kahraman. Sınıfa girdi. Kıvırcık saçları ve ceylan gibi gözleri var onun. Girdi, dedi ki, öğretmenim, daha 6,5 yaşındaydı. Beni dedi kötü seven biri var. Ama dedi benden daha kötü sevdikleri var. Arkadaşlarını tuttu, karınca gibi sınıfıma girdiler. Minnacık minnacıklardı. Sırtımı dayadım, dizlerimin üstüne çöktüm. Öğretmenim dedi, diğer 6,5 yaşındaki dedi ki ben hamile kalmış olmaktan korkuyorum dediğinde dedim ki bitecek. Ben yanınızdayım ve biz. O anda erkek kavramı bir bitti gözümde. Bütün erkekleri sildim yani o an. Ve dedim ki doktor teyzeler gelecek, doktor polisler işte. Her şey şeydi, jandarmalar kadın oldu. Her şey kadın oldu o an benim için. Dedim ki bitecek, ben yanınızdayım. Öğretmenim seni öldürecekmiş dedi. Bir çukur kaldı ya dedi. Evet dedim, patates çukuruydu o. Seni gömecekmiş, telefonunu da baraja atacakmış. Biz senin ölmeni istemiyoruz. Dedim ki ben ölümsüzüm. Ben ölümsüzüm. O an hiç ağlamadım ama içim çok ağladı. Ve çocuklara dedim ki, çocuklar, şimdi her şey bitti. Ben sizinleyim. Jandarmaya gideceğim. Durumu anlatacağım. Buraya polis teyzeler gelecekler. Sizi alacaklar. Böyle bir süreç başlayacak. Çok zordu o an. O an beni çok zorlayan şuydu aslında, çocukları orada bırakıp gidiyor olmaktı. Yani hepsini almak istiyorsunuz, kanatlarınız olsun istiyorsunuz ve kanatlarınız yok lanet olsun diyorsunuz. Çünkü kendi çocuğunuzu orada bırakır mısınız o insanla? Bırakmazsınız ama ben o çocukları bırakmak zorunda kaldım, toparlayamadım hepsini. Aklımı kaybedecek gibi bir durumda oldu. Aynı gün bu, döndüğünüz sabah. Döndüğüm sabah oldu her şey. Ve orada çocuklar bana devamlı kim olduğunu, kimlerin ne gördüğünü, her şeyi anlattılar. Ve ben her şeyi not alıyordum. Not alırken jandarmayı aradım. Dedim ki buraya sivil ekipler gönderin. Çocukları lütfen koruyun. Ben oraya geliyorum. Ben oraya gelirken bu çocukların kılına bile zarar gelmemeli. Ve o kahraman kızıma dedim ki bak şu anda ona oyun oynayacağız. Hiç belli etmeyeceğiz. Gülümseyeceğiz. Merak etme dedim. Yani bu bitecek burada, tamam mı çocuklar dedim. Tamam öğretmenim dedi. O kadar böyle onları da aslında orada örgütlemiştim. Jandarma komutanlığına giderken bana kapının aralığından bir bakışı vardı. Şöyle yaptı. Yaptı bana. Tamam dedim yani ve çıktım oradan.
Çıktıktan sonra çocuklarımı aldılar zaten ve şunu dediler. Ya çocuklarımı pornografi izletmiş, evlerine götürmüş, her gün istismara uğramış çocuklarım. Ve oradaki kızlarımdan biri aynen şunu söylemiş. Artık senden korkmuyorum, sana bütün bunların hesabını soracağız. İşte biz orada her şeyi değiştirdik ve mücadeleye başladık. Bu mücadele benim çocuklarımın ve bu ülkedeki ve dünyadaki çocukların mücadelesini başlattı aslında. Benim işte ben olmamı ve yeni ben olmamı sağladı. Ben onlara müteşekkirim, bana hayatları öğrettiği, bu hayatı öğrettikleri için. Biliyorum ki bir sonsuzluk var ve biz o sonsuzluğun bütün ormanlarını dünyaya dikeceğiz ve nefes aldıracağız. Peki UCİM nasıl kuruldu? Yani bunu bir sivil toplum örgütüne, bir iyilik hareketine dönüştürme kararını nasıl aldınız? Öğretmenliği bıraktınız mı? Artık öğretmenlik görevini icra etmiyorsunuz, değil mi? Evet. Etmiyorsunuz. Bununla ilgili süreç nasıl gelişti? UCİM neler yapar? Nasıl kuruldu? Bununla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? 07.07.2017 tarihinde biz çocuk istismarıyla mücadele için başvuruda yaptık. İlk Ulusal Çocuk İttifakı ismini istedim ben. Çünkü Amerika'ya da gittiğimde, işte İngiltere Savunuculuk Konferansı'nda da birçok yerde de gittiğimde merkezlerin buralarda olduğunu, çocuklar için önleme faaliyetlerini, yapılanları gördüm. Etkiledi beni bir durum. Gerçekten kıymetliydi bu çalışmalar, bu eğitimlerin içinde olmak. Zaten hep hayatımda da eğitim vardı. Müracaat ettik ama ulusal ve ittifak kelimesinin bir arada olmadığını dernekler kanununda öğrenince o dönem işte Yücel Ceylan, oradaki arkadaşlarımız, avukat arkadaşlarımız geldiler. Bir baktım derneğin adı Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği. Dedim, ne yaptınız siz? Çok böyle tabii buradan da tepki alınır diye de çekindim ama şöyle dediler, bu çocuklar Saadet Öğretmen diye arayacaklar ve aradıklarında bizi bulmaları lazım. O yüzden ismi bu olsun. Ama ben UCİM adını çok önemsiyordum. Yani o benim için çok önemli bir simgeydi. Çünkü bir trafik kazası geçirdim ve orada çok ışıklı, çok güzel bir yere gitmiştim. Ve o kelebek aslında bence bir kurtarıcı melek. O yüzden de biz çocukları kurtaracağız dedim. Ve UCİM'in ışığı çocukların üstünde ilham versin. Acıdan beslenmeyen ve her şeyi değiştiren UCİM'i 07.07.2017'de başvurusunu yaptık. UCİM'i kurduk. Mersin merkezli kurduk. Kozmopolit bir yapı var. Her yerden insan var. Bunu başarmamız lazım dedik. Ben onun sadece bir ilde olmayacağını biliyordum kurulurken. Tüm Türkiye'ye bir kelebek etkisiyle yayılacağını biliyordum. Çünkü bu Sırp katliamında toplu mezarların yerini de kelebekler ortaya çıkarmıştı. Kelebek benim için çok kıymetli bir simge. Ve biz aslında yüzyıllardan beri üstü örtülen, görünmezden gelen bu durumun açığa çıkması için çağlardan beri dünyayı en büyük zulümler hep çocukları olmuştur. Aydınlatacağımızı, çünkü karanlık ışığın yokluğudur. O yüzden ışıklı, güçlü UCİM'i kurduk ve UCİM'e akın akın insanlar geldi. Çok hızlı örgütlendik ama örgütlenirken adli sicil kaydından tutun, her şeyi o kadar hassas yapıyoruz ki bugün bu olduk. Bugün bu hale geldik. Okullarla olan iletişiminiz sadece İzmir? Hayır, tüm Türkiye'de. Bizim bütün illerimiz öncelikle mutlaka o ilin valisini ziyaret ediyor. Bir anlatıyoruz biz. Bir dava olduğunda güvenlik şubeye davayla ilgili açıklamamızı da anlatıyoruz. Emniyet teşkilatını ziyaret ediyoruz. Çocuk şubeyi ziyaret ediyoruz. Anlatıyoruz. Biz her yerde anlatıyoruz. Daha en başta. En başta. Bir şey yaşanmamış olsa bile. Hiçbir şey yaşam. Tanışıyoruz. Diyoruz ki UCİM bu. UCİM bakın biz böyleyiz. Bizim amacımız ülkemizin tüm kurumlarıyla, resmi kurumlarıyla iyi ilişkiler kurarak sorunu çözmek. Çünkü biz devlet değiliz. Bizim amacımız değişim için elimizi taşın altına, gövdemizi taşın altına koymuşuz. Biz polis teşkilatı da bizden arzu ederse eğitim verebiliriz, valiliğe de verebiliriz. Anlatıyoruz ilk önce bir zarar gelmeyeceğini, amacımızın aslında ülkenin birlik, beraberliği ve çocuklarımızı korumak olduğunu
Onları anlatıyoruz. Davalarda avukatlarımız müdahilliklerini sunuyor. Birçok bakanlığa gidiyoruz. Bakanlıklarda da kendimizi anlatıyoruz. Onlar bizi artık tanıyorlar zaten. O yüzden de sosyal şeyde, mecrada, yani internette, çevrim içi, weblerde, her yerde ucum çok güçlü. Sebebini söyleyeyim, %90'ımız genç. Çok zekiyiz. O yüzden burada da müthiş bir kelebek etkisi yarattık. Bütün bunları birleştirdiğimizde biz büyük bir gücüz. Yani bizim müthiş bir kalkanımız var ve bu kalkan bahsettiğim o iyilikle örülü. O yüzden biz kendimizi tanıtıyoruz, diyoruz ki bir Müftü Bey'in dediğini hiç unutmuyorum. Bir çocuğun hayatını kurtarırsak cennetin kapılarını açarız. İçimizdeki kötülükleri biz de ayrı kotu gibi temizlemek istiyoruz. Önce mesleklerimizin içine giren bu istismarcıları... İstismarcı her yerde diyebilir miyiz? Her yer. Her meslek grubundan. Her meslek grubu. Her, bir profili yok. Bir profili yok. Bir profili yok. Çocukların %75, %80 tanıdığı yerden geliyor. Her meslekte olabiliyor. Çocuklara yakın alanları seçiyorlar. Çocuklarla ilgili organizasyonlar yapıyorlar. Etrafa çok iyi bir imaj sunuyorlar ama dertleri orada çocuk. O yüzden biz ayık olacağız. Çocuğa hani sadece eğitim veriyoruz ya, çocuk kendi, hayır, biz çocukları koruyacağız. Fertler olarak bu hepimizin görevi. Bugün yaptığımız gibi bunu oluşturursak insanlar otur amcanın kucağına, yok seni öpsün, yok seni gıdıklasın. Bunları oluşturmadığımız gün gözlerimize bakarak da sevgiyi anlatabiliriz. Bunu oluşturduktan sonra zaten bunun önüne geçmeye başlayacağız ki geçiyoruz.